Merhabalar, Balıkçı ve Oğlu kitabımız. Mustafa da, Mesude de köydeki birçok aile gibi Girit göçmeniydi. Çocuklukları hep beraber geçmişti. Ama ergenlikten sonra dallara su yürümeye başlayınca önce aralarında çekingenlikler baş göstermiş, sonradan sevdalanmışlar ve evlenip mutlu bir yuva kurmuşlardı. Mustafa yıllardır gün görmüş, kıçtan takma motorlu kayığıyla balıkçılık yapıyordu. Lokantalarda büyük balıkların el yakan fiyatlarını görüp de balıkçıların çok para kazandığını düşünenler yanılıyordu. Balıkçılar mazot ağ derken gün kazanıp gün yiyen emekçilerdi. Mustafa uzun boylu, zayıf bir adamdı. Çökü kavurtları, griye çalan ela gözleri, karma karışık kumral saçları yüzüne hiç aldırılmamış bir yakışıklılık katıyordu. Elleri güneşten meşin gibi olmuş, güçlü, kendisinden bağımsız iki deniz canlısına benzerdi. Geçen uzun yıllar onu da sanki yosun gibi, balık gibi, kaya, kum, çakıl gibi denizin bir parçası yapmıştı. Denizle birlikte soluk alır, o hırçınsa hırçın, durgunsa durgun, hüzünlü ise hüzünlü olurdu. Diğer balıkçılar gibi kahveye gitmez, akşamları evinden başka bir yerde rakı içmezdi. Her zaman sakin bir insandı. Ne var ki deniz adını verdiği oğlu, 7 yaşındayken boğulduktan sonra daha da içine kapanmıştı. Akşamdan sabaha ağlayıp duran, bağrını döven karısıyla bile konuşmaz olmuştu. Sadece bir gece karısına kan çanağı gözlerle bakmış, deniz denizi aldı demişti. Çocuğun cesedi bulunamamıştı. Eğer en büyük günah olduğunu bilmese kendini de boğardı o azgın sularda. Kaplumbağa gibiydi. Karısıyla bile konuşmuyor, sessizce yemeğini yedikten sonra erkenden yatıyordu. Arkadaşları severdi onu. Bu huylarına da alışmışlardı. Onun en yakın dostu cigaradır derler ve Allah kimsenin başına evlat acısı vermesin duasıyla tahtalara vururlardı. Hayat ağırdı burada, zordu. Bedenini mecalsiz bırakacak kadar zorlanmadan ayakta kalamazdın. Böyle bir hayat köyün sadece kadınlarının, erkeklerinin değil, çocuklarının bile değişmez bir kabullenişini zorunlu kılardı. Deniz bereketin de kaynağıydı, belanın da. Herkesin gördüğü mavilik, denizin devasa bedenini saklayan teneydi. Esen yerle başlayan kıpırtılar ise uykudan uyanışıydı deryanın. Deniz ekmek kapısı, deniz hayat, deniz sevgili, deniz zalim, deniz suskun, deniz öfkeliydi. Bazen açlıktan öldürürdü balıkçıyı, bazen de verdikçe verirdi. Deniz her olta sallayana, her ağ atana teslim etmezdi kendini. Denizciler suyun, yelin, bulutun, şimşeğin, dalganın çok güçlü, insanınsa aşırı derecede aciz olduğunu bilerek yaşadıkları için doğaya karşı kent insanlarından daha saygılıydılar. Ve yeni bir gün, deniz henüz uykudaydı, kıpırdamıyordu. Birazdan hafif bir yel onu uyandıracaktı. Balıkçı Mustafa, denizin uyanma vaktini hiç kaçırmamıştı. Yine sabah üzerine güneş doğmadan kalkmış, bir çay bardağı dolusu zeytinyağı içmiş yola koyulmuştu. Kısmetini ararken, mültecileri taşırken batan bottan düşüp boğulanların cesetlerine rastladı Mustafa. İki cesedi taşıyıp, kıyıya çıkarıp jandarmalara teslim etti. Ama baba Yunus'un burnuyla iterek getirdiği, minik bir şişme botun içindeki küçük bebeğin yaşadığını fark edince sakladı onu, vermedi jandarmalara. Deniz denizlerini almıştı. Şimdi başka bir deniz veriyordu. Sağ ol Allah'ım dedi. Çok sağ ol. İşlerine akıl sır ermez senin. Sağ ol. Mustafa'nın duaları da kendinceydi. Köyün hocaları kaç kere Allah'a sağ ol denmez, hamdolsun, şükürler olsun dediye uyarmışlardı. Yine de Allah'la kendi dilinde konuşmanın daha doğru olduğuna inanırdı. Eve götürdü bebeği. Mesude'nin de kanı ısındı denizin verdiği deniz bebeğe. Ama durumu daha fazla saklayamazlardı. Köy yeri, her şey çabuk duyulurdu. Türlü çareler arayıp uğraştılarsa da çıkar yol bulamadılar. Bebeğin annesi de kurtulmuş hastanedeydi. Her gün bebeği için ağlıyordu. Bebeğin annesinin yaşadığını öğrenince Mesude'nin içinde bir tel koptu. Çocuğu annesine vermek isteyince, ''Sen kadın olup da bana bir evlat veremiyorsun, sonra da kaderim bana hediye et diye oğlumu geri vermeye kalkıyorsun. Hadi yıkıl karşımdan diye yaktı gemileri Mustafa. Mesude bebeği hastanede annesine teslim edip Mustafa'yı bırakıp kendi anasının evine gitti. Jandarma olayı öğrendiğinde Mesude tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mustafa cezaevine konuldu. Sonradan iyi niyetli, yeri yurdu belli bir balıkçı olduğundan bebeğin de hayatını kurtardığı için savcı takipsizlik kararı verdi. İkisinin de burunları düşse yere eğilip almaya niyetleri yoktu. Hele Mesude'nin. Mustafa çocuğum olsun derken karısını da kaybetmişti. İç yakıcı bir pişmanlıkla kavruldu.
Deniz bebeğin annesi, içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bebeğime iyi bir bakım ve gelecek sağlayamam. Eğer kabul ederse, bebeğimi denizde kurtaran kişiye, bakan, besleyen, bana teslim eden aileye vermek istiyorum demişti. Devlet görevlileri de gelip bunu Mesude'ye bildirdiler. Mesude her şeyi ölçtü biçti. Koca deryada iki balığın birbirini bulması kolay mıdır ki? Koca dünyada Mustafa'yı bulup evlenmişken, onca iyi ve kahıllı günü paylaşmışken bir sinir anı yüzünden bozacaktı bunu. Evine geri döndü. İyi haberi verdi Mustafa'ya. Başkasının felaketinin kendi mutlulukları anlamına gelmesinin tuhaf hüznüne kapıldı ikisi de. Mesude hastaneye, çocuğu almaya gittiğinde annesinden, kadın ona baktı. Bakıştılar. Kadın kadını anladı. Kadın kadını hissetti. Kadın kadını sezdi. Tek kelime edemeden her şeyi konuşmuşlardı. Emanet edenle emanet edilen arasındaki iki anne olarak derin bir bağ kurulmuş, sözler verilmiş, yeminler edilmişti. Evet, benim ilk livaneli kitabım. Ya maalesef bu Türk yazarlar konusunda biraz gerideyim. Hikayeyi uzun süre önce yazmaya başlamış yazar. Hatta ilk bölümü de Yunuslar adıyla Cumhuriyet'te yayınlanmış. Konusu itibariyle böyle bir aile dramı gibi sanki ama yani işin o mülteci kısmıyla toplumsal bir meseleye de girmiş. Hem böyle yüzeysel bir şekilde değil yani baya baya girmiş. Bunun yanında denizi anlatmış o bakmasını bilenin gözüyle ki yani bence çok başarılı. Hani deniz aşığı yani bir sahil çocuğu olarak bana geçti yani o denizi anlattığı kısımlar. Ama işte işte kah turizmle, işte avlanmayla, o çarpık yapılaşmayla, işte o doğallığın nasıl tahrip edildiğini, başkalaştığını, işte her şeyin zamanla o saflığını, güzelliğini, bereketini kaybedişini anlatmış. Bunların yanında da işte aile olmak, birbirini anlamak, kadın olmak, anne olmak, kadının kadına, annenin anneye omuz vermesi de işin ayrıca kaymağı olmuş. Şimdi bunlar tamam ya, bu kadar şey anlatmış ama yani bu kadar şeyi anlatırken oraya buraya dağılmış parçalar. Ya birbirine bağlı değil gibi sanki. Ya işte o geçişlerde o bağlar gerektiği gibi doğal kurulamamış gibi geldi bana. Bir de mesela Mustafa karakteri tamam. Ömer vardı örneğin, işte akraba evliliğinden olma, köyün o saf altın yüreklisi. O da muazzamdı ama kadın karakterler bana göre zayıftı biraz. Mesude gelemedi benim gözümün önüne örneğin. Yani Mustafa'daki o doğallık yoktu. Hatta Mesude o sahilde yani köy yerinde göçmen bir kızın ağzıyla değil de tahsilli bir İstanbul hanımefendisi ağzıyla konuşuyordu sanki. Şimdi ben Zülfü Livaneli'yi yani insan olarak, işte sanatçı olarak, devlet adamı olarak çok severim gerçekten. Ama kitabın kapağında usta romancı deniliyor ya, ben şahsen katılmıyorum. Yani kötü değil ama yani benim gözümde mütevazi bir romancı kendisi. Ama tabii kalemi, ifadesi, konusu, saflığıyla yani içinizi ısıtan, yer yer sızlatan, okunası güzel bir romandı. Abone, yorum ve görüşlerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.